Akciğer kanser tedavisinde radyoterapinin yeri ve önemi çok önemli, kıymetli. Kesinlikle. Geçmişten bugüne gelişmeleri sizler gözlemliyorsunuz. Bu rahatsızlığı yaşayanlar öncesi böyleydi, şimdi böyle teknoloji gelişmiş diye birbirleriyle konuşurken kulak misafir ister istemez oluyoruz. Sizden doğru bilgiler anlamında gelişmeler nelerdir diye sorarsak. Ben bir radyasyon onkoloğu olarak radyoterapide cihazları kullanmaktayız. Yani kanser tedavisinde radyoterapi cihazlarını kullanmaktayız. Evet. Bu radyoterapi cihazları yıllarca çok hızlı bir şekilde teknolojinin ilerlemesiyle cihazlarda çok hızlı bir şekilde gelişti. Ve yaptığımız tedaviler de daha fazla yüz güldürücü oldu. Geçmişteki tedavilerle şimdiki tedavileri karşılaştırırsak gerçekten yüz güldürücü tedaviler oldu. Nasıl? Daha önce akciğer kanserini tedavi ettiğimiz hastalarda akciğer dokusunun yanında, çok yakınında kalp dokusu olduğu için yemek borusu, soluk borusu, arkadan geçen zincir kemikleri dediğimiz halk arasında vertebral sinirler geçtiği için onları korumamız gerekmekteydi. Ama bunları korurken akciğer dokusunun içerisinde oluşan tümörü tamamen öldürmek için vermemiz gereken dozu maalesef verememekteydik. Yani onu verirsek kalbe zararımız olur. Onu yine verirsek yemek borusuna zararımız olur. O yüzden bizim elimizi kolumuzu bağlıyordu. Ama şimdi yeni teknolojiyle yaptığımız tedavilerde hastanın tümörüne en yüksek dozu verirken, diyelim ki 70 gray bizim radyoterapi ölçüm birimi, onu verirken çevresindeki kalbe en düşük dozu verip çevresindeki yemek borusu, soluk borusu, işte kemiklere, onlara daha az dozlar verip tümörün tamamen ortadan kalkması, öldürülmesi ve çevresindeki organların daha sağlıklı olmasına, normal hayatını devam ettirecek şekilde sağlıklı kalmasını sağlamaktayız. Yine hastaya diyelim ki akciğer dokusuna, tümörüne ışın tedavisi uyguladık. Evet. Ama tedavi sonrasında zaman geçti, bir yıl geçti veya iki yıl geçti. Kontrolleri sırasında aynı bölgede veya yakın bölgede tekrar bir tümörel oluşum gelişti. Biz şimdiki teknolojiyle artık o yeni gelişen ikinci tümörlere de tekrar ışın dozu verme hakkına sahip oluyoruz. Çünkü yine çevreyi koruyup tümöre fazla doz verdiğimiz için başarı şansımız biraz önce dediğim gibi çok daha yüksek olmakta. Yine hastanın diyelim ki beyin dokusunda, beynin arka tarafında işte işitme sinirlerine yakın bölgede bir tümör oluştu. Veyahut da işte gözün görme sinirlerine çok yakın bir yerde tümör oluştu ve başka bir yerinde bir sıkıntısı yok. Veya işte bu hastalıkla ilgili diyelim ki bu akciğere giden lenf notları dediğimiz bezelerin bulunduğu yer tükürük bezlerine çok yakınsa, evet, ses tellerine yakınsa, yine bu teknolojiyle o bölgeleri, tükürük bezlerini koruyup tümörü ışınlamak, ses tellerini koruyup tümörü ışınlamak, işte gözü koruyup arkadaki tümörü ışınlamak, kulağı koruyup arkadaki tümörü ışınlama şansına sahip olmaktayız. Bunlar da tabii ki sonuçlar çok daha güzel olmakta. Artık 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl hastaların kontrollerini yapıyoruz. Hastalar telefonlar ediyor, işte mutlu olduklarını, sağlıklı olduklarını söylüyorlar. İsmini hatırladığım, hatırlamadığım birçok hastamız var. Binlerce danışanımız, evet, arasında. O yüzden tabii. Sakın umutsuz olmayalım. Evrenin hangi evrede olursak olalım, birinci evrede olur, dördüncü evrede, hiç önemli değil. Belli şeylere uyduğumuz takdirde, tedavilere uyduğumuz takdirde sonuçların, ben inanıyorum ki kişi kendisi de eğer inanırsa çok daha başarılı olduğumuza inanıyorum. Yeter ki biz onlarla, hastalarla el ele verelim, yolumuza devam edelim. Aksilik olmaz mı? Aksilikler olabilir tabii ki. Ama aksiliklerin de neresinden, işin ucundan tutarsak o kadar fayda olur diye düşünüyorum. Hepimize kârdır değil mi? Evet. Çünkü evet, sağlık en büyük zenginliğimiz. Kesinlikle.